Merhaba. Sindirim sisteminiz vücudunuzdaki en zeki sistemlerden biridir. Çünkü sindirim kanalının kendine has bir sinir sistemi, kendi beyni bulunur. Buna enterik sinir sistemi deniyor. Sindirim yolu sinirsel haberleşme, beyin sinyalleri ya da omurilikle herhangi bir bağ olmaksızın çalışabilir. Mesela çok lezzetli bir yemeği yediğimiz zaman yemek ağzımızdan geçip mide borumuzu açtıktan sonra midemizin bu bölgesine iniyor. Ağzımızdan yolculuğa başlayan yemeğimiz şu an burada. Bu yemek gastrokolik refleksi harekete geçirir. Bu refleksin gastro kısmı mide ile, kolik kısmı ise diğer ismi kolon olan kalın bağırsakla alakalıdır. Midedeki yemek kolon için ilk sinyal olarak yolu açın, yemekler aşağı geliyor der. Kolon da ikinci sinyal olarak içindeki yemeği daha da aşağı iter. Böylece yediğimiz yemeğe yer açılmış olur. Bu yüzden yemekten sonra tuvalet ihtiyacı hissederiz. Bu o esnada yemekte olduğumuz yiyecekten ötürü değil. Daha önce yediğimiz yemeğin gastrokolik refleks sebebiyle yolculuğunun sonuna gelmiş olmasındandır. Yani sinirsel kontrol sindirim kanalımızın yemek yerken kullandığı kontrol mekanizmalarından biridir. Aşağıda odaklanacağımız bir diğer durumsa hormonal kontroldür. Hormonlar vücudumuzdaki dokulardan salgılanan ve sonra kanımıza karışan maddelerdir. Sağ tarafa bir kan damarı çiziyorum. İşte bu kana karışan hormonlar bazı hedef organ ve dokulara giden ve onları etkileyen maddelerdir. Şimdi yiyeceğin vücuda girmesiyle salınan ve sindirim kanalımızı düzenleyen iki hormondan bahsedeceğim. Bunlardan ilki gastrin. Gastrin hormonu yemeğin midemize ulaştığının farkına vardığımızda salgılanır. Gastrin midenin dışına salgılanıp kana geçer ve sonra tekrar mideye dönüp sindirim sıvılarının salgılanmasını uyarır. Midemizde yemek olması mukoza hücrelerinden gastrin salgılanmasına yol açar. Gastrin ise akabinde iki maddenin salgılanmasına sebep olacaktır. İlki mide asidi olarak da bilinen midedeki parietal hücrelerden salgılanan hidroklorik asittir. Diğeri ise midedeki esas hücrelerden salgılanan pepsinojendir. Pepsinojen, pepsinin aktif olmayan halidir ve onun protein yıkımı için aktif hale gelmesi lazımdır. Gastrinin yaptığı bir başka şey ise midenin hareket yeteneğini artırmaktır. <laughs> Hatırlarsanız midenin bir görevi de besinlerin karıştırılmasını sağlamaktı. Yani midenin işi besinlerin sindirilmesini sağlayan asitleri ve pepsinojeni salgılayınca bitmiyor. Bunlara ek olarak besinleri fiziksel olarak da parçalıyor. İşte bunun sonucunda kimus denilen madde ortaya çıkar. Şuraya da yazalım. Evet. Kimus mideden duodenuma yani 12 parmak bağırsağına geçen bir maddedir. Kanımıza salgılanan gastrin mide asidinin pH'ı 3'e ulaşınca denetlenir. Bu olduğunda gastrin salgılanmasını hafifletmek gerekir. Yani ancak düşük pH derecelerinde gastrin salgılanabilir. Burada kırmızı renk baskılamayı, yeşil renkse devam etmeyi temsil etsin. Tamam mı? Sindirim sistemimizin bir sonraki bölümü kimusun ince bağırsağımıza taşınmasıyla ilgili olan kısım. İnce bağırsağımızın ilk kısmına 12 parmak bağırsağı denir. 12 parmak bağırsağımıza gelen kimus, başka iki hormonun daha salgılanmasına neden olacaktır. İlk olarak sekretin hormonundan bahsedeceğim size. Buradaki çizimde renk uyumuna dikkat ediyorum kimus 12 parmak bağırsağımıza geçtikten sonra sekretin kanımıza karışır ve iki yere doğru harekete geçer. Öncelikle pankreasa doğru yola çıkar. Pankreası bu çizimde sindirim kanalında 12 parmak bağırsağının yanında gösterebilirdik. Evet ama şimdilik sadece buraya adını yazıyorum. Pankreastaki sekretin bir karbonat açısından zengin bir çözelti salgılanmasına sebebiyet verecektir. Bu çözelti de pankreas enzimlerimizde bulunur. Ha burada dikkat çekmek istediğim en önemli kısım bir karbonat. Sekretin salgılanması için gereken tüm dürtü 12 parmak bağırsağımıza taşınan asidik kimus sayesinde oluşur. Elbette ki bir karbonat gibi bir baz salgılamak ve asidi etkisiz hale getirmek istiyoruz. Öte yandan sekretin kan dolaşımımızdan çıkıp mideye geri döner. Bu, midenin hareket yeteneğinde asit ve pepsinojen salgılanmasında baskılamaya neden olur. Bir nevi gastrinin yaptığı etkiyi yapar. Salgılanması gereken bir diğer hormonsa kolesistokinindir. Hatırlarsanız 12 parmak bağırsağımıza asetik kimus ulaşmıştı. Kolisistokinin hormonu safra kesemizle ilgili bir hormondur. Aynı sekretin gibi o da bağırsaktaki mukozomuzdan salgılanır. Buradan kan akışımıza çizgi çizerek bunu gösteriyorum. Evet, kolisistokinin de iki yere gider. İlk olarak pankreatik enzimlerimizin salgılanmasını sağlamak üzere pankreasa gider. Yazalım buraya. Pankreatik enzimlerin salgılanması. Bunlar sindirimimize yardımcı olacaktır. Pankreastan salgılanan enzimlerden biri lipazdır. Lipaz yağların yakımında kullanılır. Bu kelimedeki lip kısmı da zaten yağlardan gelir. Neyse. Kolesistokininin yaptığı bir diğer şey ise kan yoluyla safra kesemize ulaşmaktır. Evet. Safra kesemize ulaştı. Kolesistokinin yüzünden safra kesemiz kasılır. Sizce safra kesemiz kasılırsa ne olur? Ya da safra kesemizin işlevi nedir? Önce onu bir hatırlayalım değil mi? Safra kesesi karaciğerde üretilen safrayı tutar. Yani safra kesesini sıktığınızda safra sistik kanala, akabinden de hemen aşağıdaki ana safra kanalı vasıtasıyla 12 parmak bağırsağına pompalanır. Ve bu yağların bulamaç haline gelmesine yardım eder. Kolesistokinin ayrıca midemizin hareketlerini de yavaşlatır. Sindirim için zaman yaratmak adına kimusumuzun mideden geçişini yavaşlatmalıyız. Peki, kolestokininimizin ve sekretinimizin kana geçmesine neden olan şey basit bir kimus mudur? Ya da bu kimusun içinde daha özel bir şey mi var? Kolesistokinin neden salgılandı sanıyorsunuz? Kimusun içinde olan safra kesemizin kasılarak salgıladığı safraya ve pankreasımızın salgıladığı lipaz gibi bir enzime ihtiyacı olan ne çeşit bir besin olabilir? Hı? Bir ipucu daha vereyim. Acaba bir makromolekül mü? Evet, eğer yağ diyorsanız kesinlikle doğru bildiniz. Kimusumuzdaki bu yağ özellikle kolisistokininin salgılanmasına yol açar. Peki ya sekretinimiz? Sekretinden dolayı neler olduğunu bir düşünün şimdi. Buradaki odak noktası bir karbonatın bir baz olmasıdır. Ayrıca bir karbonatın asidik kimusumuzu nasıl etkisizleştirdiğini daha önce söylemiştik. Öte yandan bu sekretinin salgılanmasına neden olan asıl şey değildir. Buna neden olan asıl etken midemizdeki hidroklorik asittir. Şimdi bu asit 12 parmak bağırsağımıza taşındı ve pankreastan gelen bir karbonat açısından zengin çözeltinin salınmasına yol açtı. Muhteşem! Bence sindirim hormonlarımızın en azından bağırsaklarımıza kadar bize nasıl yardım ettiğini iyice anladık. Değil mi? Pankreası burada olmamasına rağmen konuya dahil ettiğimizin farkındayım. Ama burada salgılanan iki önemli hormona da kısaca değinmemiz lazım. İnsülin kan şekerimiz yükselince salgılanır ve glikozun daha sonra kullanılmak üzere depolanmasına yardımcı olur. Glukagon ise tam tersini yapar. Yani kan şekerimiz düştüğünde bunu yükseltmekle mükelleftir. Bu iki hormon birlikte güzel bir uyum içerisinde çalışırlar. Yani sonuç olarak hormonlarımız sayesinde yemeğimizi rahatlıkla yiyip sindirebiliriz. Bu sebeple hormonlarımıza ve en başta bahsettiğimiz enterik sinir sistemimize müteşekkir olmalıyız. Evet, bu da bu kadardı. Görüşmek üzere.